Öncelikle buna ihtiyacımız var. Sporun özellikle futboldaki milli takımımızın başarılı bir şekilde Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmasıyla beraber halkımız arasında da önemli bir değeri ortaya çıktı. Almanya'da oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ligimizin daha kaliteli olmasını istiyoruz. O yüzden bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz. Gerekli değerlendirmeleri, gerekli önlemleri alacağız. Tabii Halim Ümit Meler kardeşimiz içeride duygularını ifade etti. Ben de aynı zamanda hakem camiasından geldim. Eski bir hakemim. Evet. 86-88 evet, yılları arası ve daha sonra da 92 yılına kadar hakemlik yaptım. Onu çok iyi anlıyorum. Maç sonrası yaşadığı, karşılaştığı olay hepimizi, bütün camiayı üzdü. Bunları spor sahalarında görmek istemiyoruz. Bunların hiçbirine fırsat vermeyeceğiz. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı yakından takip ediyor. Konuyu dün geceden beri hep birlikte takip ettik. Sayın Halim Ümit Meler kardeşimiz de aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Yakından da takip ediyor. Bence bütün yöneticilerimize, kulüp başkanlarımıza, futbolun bütün değer üyelerine, federasyona, herkese büyük görev düşüyor. Seyircimize de görev düşüyor. Hepimiz bu olayı bir milat noktası olarak görerek herkesin kendine üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Seyircisinden teknik direktörüne, sporcusuna, kulüp yöneticilerine, herkese görev düşüyor. Bizlere de görev düşüyor. Hepimiz görevimizi en iyi şekilde yapmak için çaba harcamamız lazım. Türk sporunun değerini arttırmak için de çaba göstermemiz gerek. 2032'yi organize edeceğiz. Dolayısıyla bunlar çok çok önemli süreçler. İnanıyoruz ki bunun üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde kalkacağız. Herkesi sağduya çağırıyoruz, sağduya davet ediyoruz. Diğer süreci de yakından takip edeceğiz. Süreçte gerekli önlemler ne gerekiyorsa yapılacak ve biz de yakından takipçisi olacağız. Efendim, Sayın Bakanım, hakemliğe devam edecek mi yaşıttan sonra? Onun görüşü, ona soracaksınız. Sayın Bakanım, TFF Başkanı Büyükekşi'de sizle görüşeceğini söyledi. Evet, bugün, biraz. Ligler ne kadar süre ara verilecek? Burada Süper Kupa maçı var, herkesin merak ettiği, oynanacak mı? Onları görüşürüz. Nedir? Şimdi görüşeceğiz. Çok uzun bir ara verilir mi? Zannetmiyorum. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Evet, size göre spor camiasında genel bir konuşan şey güvenlik zaafı olarak değerlendiriliyor. Çünkü yeşil alana girmemesi gerekiyor Sayın Başkanım, Faruk Hocam. Evet.